Hasan Biçer analiz eder misiniz? Bakalım Hasancığım, senin sesin ise tabii ki. Mustafa Ciceli Hüsran Beyaz Şov performansı. Bakalım. Mustafa Ciceli genelde sağlam okuyan bir solist. Yine soluyor içimde Tertemiz girdi. bütün çiçekler. Başka bir baharda gülümserler. Son derece temiz değil mi? Yani albüm kaydı gibi geliyor. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim. Mustafa Ciceli'nin bence bir numaralı özelliği kendi kıyafetini, kendi sesine uygun kıyafeti, kendine uygun tonu ve şarkıyı çok iyi seçmesi. Bunun sonucunda şarkıya o kadar rahat bir hakimiyet kuruyor ki albüm kaydında nasıl okuyorsa albüm kaydında da aynı temizlik ve rahatlığı buluyor. Canlı da gördüğünüzde yani canlı da okuduğunda aynı rahatlığı zaten rahat okuduğu şarkıyı seçtiği için kendine uygun şarkıyı seçtiği için son derece güzel bir şekilde seslendirebiliyor. Direniyorlar bana, Çok güzel ha, pes renkleri de lezzetli geliyor. hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. Orta tonları çok temiz. Gerçekten Mustafa Ciceli çok iyi bir tenor. Onu söyleyebilirim. Son derece temiz. Entonasyonu neredeyse mükemmele yakın. İçimden bir sesler Ağzını da açıyor. sabret, sabret. Yani bu tonda böyle okumak kolay değildir. Onca düşün arasında Hep açık görüyorsunuz ağlar. yıllar ardında Hiç kapalı değil, hep açmaya çalışıyor. Biraz E'leri falan biraz kapalı. Ama ağlar açık. Biraz burada burnuna doldurdu sesi. Bakalım buralar nasıl olacak? İşte pozisyon değiştirme bu. O arada küçük de bir nefes aldı. Çünkü o orada sesi yeni pozisyonuna, tam U pozisyonu dediğimiz üçüncü pozisyona geçirmesi gerekiyordu. Bakın. Tam kesiliyordu sesi, gördünüz mü? Öyle bir yerdeydi ki geçiş pozisyonda. Zehir olur. Zehir olur. Bir tenorun geçiş notası zaten sol diyez üzerinden geçiyorlar üçüncü pozisyona. Burası onun için böyle ağız içinde beyaz A dediğimiz pozisyon. Zehir olur aşka dedi, kesti. Zehir olur başka dedi ve hayal derken C natürel vuruyor. Orada da diğer kafa bölgesine geçiyor. Nefes almış orada. Çok belli etmiş. Ama tam kesiliyormuş. Ya çünkü hala kafa bölgesi değil. Tam göğüsten kafaya geçişin geçiş notası tenorlarda sol diyez. Sol diyez bu. Zaten bu sol diyez hafif deton oluyor. Bakın. Ve burada neredeyse deton olmak üzere. Hayal diye basmış. Sonradan sesin o tiz bölgeye geçmesini gerektiğini hissetmiş ve hemen yukarı almış. Bakın. Geçki yeri. Yani güçlü söylerken bir anda bakın sesi sanki böyle değişiyor gibi geliyor. Bakın. Ne olur başka hayal gibi oluyor sesi. Zahir olur başka hayalleri. İzleyin. Küçülüyor ses değil mi? Ya o sesi buraya tutturmaya çalışıyor. Birazcık neredeyse gidiyormuş. Sonra bulmuş, devam ediyor. Si bemol. Gördüğünüz gibi ağız açıklığına dikkat edin. Hiçbir sesi kapalı almaya çalışmıyor. Kapalı almıyor. Tizdeki o si natürelde de yani birazcık geçkinin azizliğini yaşamak üzereydi ama başarmış. Açıklığa bakın. Aşağı indi parça. Biraz yorucu bir şarkı. Hep aynı yerde devamlı gidiyor. Hüsran, feryat, figan kalbim. Sürekli okuyor ve kuvvetli, dozajlı, yüksek volümde okumak zorunda bırakıyor. Zehir olur başka.
burada geçecek. Bak gene aynı şeyi yaşadı. Zor. Hakikaten kolay değil. Bakın. Onu ayrıca alıyor, görüyoruz. Zehir olur başka hayallere. O bu bölgeyi özellikle durarak yapıyor ki tam otursun diye sesi. Ama yani bu şarkıyı onun gibi buradan böyle kolay kolay okuyacak Türkiye'de az tenor solist bulursunuz. Az bulursunuz. Gerçekten zor. Hiç böyle bakalım mı? Bakalım buralar şimdi ikinci bölümde biraz daha sesi rahatlamış olabilir. Gördünüz mü? İlk bölümde o şimdi şöyle bir şey çok zor arkadaşlar. Canlı performanslarda seyirci karşısına çıktığınız zaman vücudunuz bir adrenalin salgılıyor. Ve bu adrenalini engellemeniz mümkün değil. Hani hep bana soruyorsunuz ya hocam işte ben seyirci karşısına çıkıyorum böyle heyecanlanıyorum şöyle şu oluyor bir türlü buna yenemiyorum. Yani bu zaten yenebileceğiniz bir şey değil. Bu sizin vücudunuzun salgıladığı hormonlar. Bunu o heyecanla, o adrenalinle, adrenalin olmalı pompalanıyor vücudunuza ve onun sonucunda çok garip bir şekilde bütün boğazınızdaki su çekiliyor. Bir anda susuz kalıyorsunuz. Yani isterseniz damacana su için fakat sanki hiçbir şekilde su içmiyormuşsunuz gibi bir his geliyor. Şimdi burada hatta onunla ilgili de ilginç şeyler de söyleyebilirim size. Mesela hani canlı yayına katılırsınız o his gelir, heyecan, ışıklar, sürekli bir sıcak ve onun sonucunda devamlı bir su içmeniz gerekir. Orhan Ayhan biliyorsunuz çok ünlü bir TRT spikeridir. Sevgili Orhan abiyle galiba Kanal 24'te bir televizyon programına katılmıştım ve kendisini yakaladığım için hemen bu soruları sormak istedim ona. Dedim ki Ayhan abi hani susuyoruz, bol su içmemiz gerekiyor tamam ama canlı yayınlarda siz ne yapıyorsunuz dedim. Ben dedi asla su içmem dedi. İlginç. Peki dedim neden? Evet, o heyecanı bastırmak için veya boğazın kuruluğunu bastırmak için devamlı su içerseniz dedi, sesiniz dedi kullanmayı biraz daha zorlaştırabilirsiniz dedi. Şimdi burada Mustafa Ceceli, yani bu benim kulağıma küpedir. Çünkü o reaksiyon şöyle bir his, biraz panik atak hissi veriyor. Yani Allah boğazımda su bitti, Allah işte heyecanlandım, sesim çıkacak mı? Şimdi Mustafa Ceceli ilk çıktığında bu hisleri yaşıyor. Fakat bunları size gösteremez. Yani o bir sahne sanatçısı size boğazım kurudu efendim işte çıkacak mı çıkmayacak mı diye bu paniğini gösterirse siz daha da o gerilirsiniz. Zaten büyük bir gerilim ortaya çıkar. O bir sahne sanatçısı olduğu için maskesini giydi ve size bunu belli etmiyor. Fakat ilk bölümde o vücudunun salgıladığı adrenalin nedeniyle bu tizlere çıkarken gördüğünüz gibi ne kadar zorlandığını gösterdim size. Yani orada durmuş ve nefes alıp pozisyona geçmek için özel çaba harcamış. Fakat ikinci bölümde işte ne oldu? O ilk bölümdeki adrenalin biraz azalmaya başladı. Vücut rahatlamaya başladı. Gerilim azalmaya başladı. Ve son derece rahat bir şekilde çıkmış bakın bu sefer. Ha buna bir çare var mı? Hocam çok heyecanlanıyorum. Çaresi yok arkadaşlar. Çıkacaksınız söyleyeceksiniz. Gördünüz mü? Ne kadar cesareti gelmiş. O adrenalin azaldığı için vücut rahatladı. Ne kadar güzel oluyor tizli. Si bemol sesine alışına bakın. Siz bir si bemoli alırken ki ağız açıklığına bakın. Her şey doğru çalışıyor bakın. Ne kadar doğru olduğuna bakın. Entonasyonu da bence gayet başarılı. Ne kadar rahatladığını gördünüz artık. Kaçıncı kere aynı yere dönüyor. Gerçekten Mustafa Ceceli son derece iyi, son derece başarılı, son derece canlı performansı iyi, sapasağlam bir ses. Başka ne diyebilirim?